Hepinize selamlar. 61. haftada Doğu Karadeniz'in yemyeşil yaylalarıyla bilinen güzel şehrimiz Trabzon'dayız. Bu yüzden bu haftanın rengini de yeşil ağırlıklı seçmeye çalıştım. Bu hafta kullanacağım tıraş aleti Merkür 45C, Almanya'da üretiliyor. Bakalit, plastik. Sadece bu vidanın geçeceği yer metal, pirinç sanırım. Çok hafif. Bir süredir kullanmıyordum bunu, uzunca bir süredir. Bugün tekrar kullanmak istedim. Hafif olduğuna bakmayın. Son derece agresif bir tıraş aleti. 4-5 günlük sakalım var. Çünkü senelik izindeyim. İzinde de tıraş alıyorum normalde. Ama bir süre dinlendirdim cildimi. Bu yüzden de yüklemeler biraz gecikiyor. Bugün 1 Temmuz 2019 Pazartesi. Sanırım bu videonun yüklenmesi Salı gününü bulacak. Evden internete yükleme yapmak gerçekten ciddi bir eziyet. Çünkü yükleme hızları çok düşük. Yani indirme hızları yüksek olabilir ama upload hızları inanılmaz düşük. Neredeyse sürünüyor. YouTube'a 3-4 GB'lık bir videoyu upload etmek ve işlenmesini sağlamak çok ciddi iş evden yüklüyorsanız. 4 günlük 5 günlük sakalda takılma yapmasın diye keskin bir jilet seçtim. Rusya'da neredeyse tamamı Türk pazarı için üretilen, Türkiye'de çok sevilen, tutulan, bilinen jilet markasını satın aldı geçmişte. Permaşarp tıraş bıçağını kullanacağım. Fırçam ılık suda bekliyor bir süredir. Yine böyle yeşil renkli Omega domuz fırça. Bu fırçayla İtalya'da üretilen Prorazo mentollü, hiç kullanmadım henüz. Mentol kokusu var fakat geriden de klasik bir sabun kokusu geliyor. Çok güzel bir ürüne benziyor. Fiyatı da oldukça uygun. 35-40 lira civarında böyle bir kase. Bu da aylarca gidecektir. Yumuşak bir sabun, sert bir sabun değil. Yine aynı markanın yeşil renkli tasında köpürteceğim. Yazlık ürünler, mentollü ürünler yazın güzel gidiyor ama hafta sonu Ankara'da biz Zafer Parkı'ndaydık. Neredeyse donduk, orada üşüdük. Ankara'ya yaz bir türlü gelmek bilmiyor. Temmuz ayına girmiş olmamıza rağmen montlarla gezdik Zafer Parkı'nda. Fırçamı fazla suyunu aldım, silkeledim. Şimdi yükleme yapalım. Kaptan. Bu kap biraz dar. Doğrudan burada şu anda köpürtürsek mutlaka çok taşıyacaktır. O nedenle önce fırçaya yükleyelim. Daha sonra tasla köpürtürüz. Umarım iyisiniz. Tıraşlarınız, günleriniz, haftalarınız iyi geçiyor. Oldukça güzel yüklendi. Çünkü omurgalı bir fırça. Sabun da yumuşak. Şimdi
tasa bir miktar su alacağım. Sonra da burada kepürtelim. Bazı arkadaşlarım tıraş deneyimlerini yorumlara yazıyorlar. Çok güzel, kuması keyifli. Uzunca yazıyorlar. Teşekkür ederim onlara. Siz de yazın kendi yorumlarınızı. Kullandığınız tıraş aletlerini, malzemeleri, neyin iyi geldiğini, neyin size uymadığını. Çevirmeye devam edelim. Uzunca bir süredir tıraş videoları yayınlıyorum. Haftada bir kez. Eğer siz de bu tıraşa, geleneksel tıraşa, ıslak tıraşa yeni başladıysanız, benim yeni başlayanlar için hazırladığım 3 bölümden oluşan bir oynatma listesi var. Bağlantısını yukarıda şu anda görebilirsiniz. Bu listeye bir göz atın. Çok yoğun bir mentol kokusu geliyor şu anda. Son derece güzel. Kabarcıksız, ışıl ışıl parlak, kıvamlı. Köpük oluşunca hazır demektir köpüğünüz. Şu an hazır. Şimdi muslukta beklettiğim ılık suyla sakalları yumuşatmak için yüzümü yıkıyorum. Bıçağımızı yükleyelim. Üç parça. Kenardan oldukça fazla taşıyor bıçak. Her iki tarafı da eşit olduğunu kontrol edip kullanmaya başlayabiliriz. Şimdiden mentol etkisini hissettirmeye başladı. Buz gibi bir etki var şu anda. İlk perde sakal çıkış yönlerinde. Bakın, çene kısmında tek seferde parma şark ile bu agresif aletle bile tamamını toplayamıyor. Sık sık beklettiğim suya daldırıyorum ki tıkanma olmasın.
Realtor.com forumunda şu sıralar bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlik Türkiye'nin domuz kılı fırça üreticisi Jaguar marka fırça üreticisi Teknik Fırça tarafından forum için bir fırça etkinliği düzenleniyor. Buna siz de katılabilirsiniz. Şu anda işte boyutlar nasıl olsun, kıl uzunluğu, düğüm çapı, bunlar kararlaştırılacak. Siz de böyle bir fırça edinmek isterseniz foruma göz atabilirsiniz. Daha önce Semo firmasına videolarımda da kullandığım turkuaz renkli bir fırça yaptırılmıştı. Aynı şekilde şimdi yerli bir fırça. İlk perde tamamlandı. Bu tıraş aletin kafa yapısı biraz geniş. Bakın. O yüzden burada bıyık bölgesinde burun altında biraz zor çalışılıyor. O tarafı ikinci perdede, çapraz hareket ettiğimiz perdede tamamlayacağız. Şimdi ikinci perdeye geçelim. Seksenlerde benim gibi çocuk olanlar babalarının bu geleneksel tıraş aletlerini kullandıklarını iyi hatırlarlar. Babam Slim Twist kullanırdı çoğunlukla. Ve sabun hiç kullanmazdı. Sadece gips tıraş kremi kullanırdı. Çok iyi hatırlıyorum uzun yıllar. Daha sonra tek bıçaklılara geçti. Tek bıçaklı permatik. Tekrar dönüş yapmadı yaprak jiletleri. Geçen sene Babalar Günü, Babalar Gibi Tıraş videosunda anlatmıştım. Şarp takılma yapmıyor. Çene bölgesi kıl yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge olduğundan en zorlu yer orası. Tabii tahriş açısından da boyun altı çok zorlu. Bir kıl döktü. Fırça. Her tıraşta 2-3 kıla kadar dökülebilir. Mentolün etkisi devam ediyor. Özellikle soğuk suyla şimdi biraz sonra tıraş sonrasında geçtiğimizde o etkiyi çok daha fazla hissedeceğimi düşünüyorum. Soğuk suyla buz etkisi.
Hemen düzeltmelere geçelim. Bakar mısınız? Daha 3 perde daha tıraş çıkaracak kadar köpük var. Bu köpüğü tıraş sonrası kremi gibi ya da losyon gibi yüzünüze uygulayıp tıraş aletinizi temizlerken yüzünüzde bırakabilirsiniz. Bu köpükle gözlüğünüzü, saatinizi yıkayabilirsiniz. Boşa gitmesin. Bu kez değişiklik olsun. Ben de bu köpüğü tıraş sonrası olarak kullanayım. Hem de mentol etkisini artırmış olurum. Trabzonlular, Trabzon'un nesi var? Nesi yok ki değil mi Trabzon'un? Trabzonspor'u, pidesi, hamsisi, fındığı, Sümele Manastırı, sürmele bıçakları, başka Akçaabat köftesi, Uzun Gölü, liste uzayıp gider. Yaylaları. İyisini yerinde görmek. Fırsatınız olursa bir Karadeniz yaylı turunun vazgeçilmez duraklarındandır. Ben de geçmişte gezmiştim Trabzon'u yaylalarına. Bu tıraşlarda gerçekten çok temiz bir tıraş veriyor. Fakat günlük tıraşta yine de cildi ısırıyor. Her gün kullanımda cildi yoruyor. Bu şekilde 3 günlük, 4 günlük haftalık tıraş oluyorsanız son derece iyi iş görüyor. Tıraş malzemelerini temizlerken şunu yapalım. Gerçekten çok fazla köpük kaldı. Bu köpük boşa gitmesin. Tıraş sonrası olarak yüzümüzde kullanalım bunu. Sonra da malzemelerin temizliğine geçelim. Malzemelerin temizliğini yaptıktan sonra şimdi soğuk suyla köpüğü alalım. Bakalım buz gibi bir etki oluşacak mı? Gerçekten müthiş bir buz etkisi, soğuk suyu yüzüme her uyguladığımda sanki buzluktan buzu alıp sürmüşüm gibi bir etki oldu. Çok ferahlatıcı ve serinletici bir etki. Kullandığım tıraş aleti Merkür 45C bakalit plastik, hafif olmasına rağmen jileti
açıklığı fazla, fazlaca da büküyor jileti ve bu bir miktar agresif bir tıraş aleti. 4-5 günlük sakal için keskin bir bıçak seçtim. PermaSharp, ülkemizde çok iyi bilinen, tüm bakkallarda bulunabileceğiniz, hem konforlu hem de keskin bir tıraş aleti. Böyle bir ProRazzo İtalyan kapta köpürttüm. Hala da köpük var. Mentol ve okaliptus ProRazzo. Serinlik etkisi gerçekten müthişti. Fırçamda omega, domuz kılı, omurgası güzel, uçlar yumuşak. Kullanımı gerçekten hoşuma giden bir fırçaydı. Peki şimdi bu güzel şişede Marks & Spencer mağazalarında satılan Original Wood Spice Gentleman losyonu kullanalım. İzinde olduğum için bol bol dökeceğim. Çevremde pek sevilmedi bu koku. Eski klasik bir koku ama benim çok hoşuma gitti. Hemen hemen hiç yanma olmadı. Çok güzel. Eski bir koku, klasik bir koku, baharatlı, odunsu bir koku. Beğenenler için Marks & Spencer'da satılıyor. Bu haftanın tıraşı böyleydi. Bir sonraki videoya kadar kendinize adam gibi bakın. Abonelikleri unutmayın. Bildirimleri açın. Haftalık tıraş videoları yayınlıyorum. Zaman zaman anket düzenliyorum. Anketlerde de tercihinizi, hangi malzemeleri kullanmamı istediğinizi belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Okuduğum yorumlara beğendiğimi belirten bir kalp işareti YouTube bırakıyor. Onları da okuduğumu oradan anlayabilirsiniz. Yorum yaptıklarım zaten okumuş oluyorum. Okumadan yorum yapmıyorum. 62. haftada Tunceli'ye gideceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bu videoyu da Trabzon'un bir kol bastısıyla kapatalım. Hoşça kalın. Coştur, 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 hop tek, hop tek, oyna ayalım.